1. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 93 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Cem Yayınları sayfa 93 metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları boni, sarık. Aşiyanı nur, nur yuvası ev. Buhayre, küçük deniz, göl. Cebini sefe, saf alın. Delil, değnek, baston. Dişki ıstırar, çaresiz omuz. Dümidi istimdat, yardım isteyen gözyaşları. İyokiyet, boyun eğme, kendini teslim etme. İskandil, denizin derinliğini ölçmek için kullanılan araç. Murtad, alışılmış. Muntazaman, devamlı, sürekli olarak, daima. Hirci nrn, nur yüzlü ihtiyar. Hürsürodi şebab, gençlik neşesiyle dolu. Rehügür, yol üzeri. Salhurde, ihtiyar, çok yaşlı. Şitap, acele, çabukluk. Metin ve türle ilgili açıklamalar okuduğunuz küfe, şiiri bir manzum hikayedir. Çünkü şiirde hikayenin yapı unsurları, olay örgüsü, şahıs kadrosu, mekan, zaman ve ahenk unsurları, uyak, uyak düzeni, redif, ölçü kullanılmıştır. Mehmet İkif Ersoy, bu manzum hikayede yetim ve fakir bir çocuğu ve ona duyduğu merhameti anlatmıştır. Yani diğer birçok manzum hikayesinde, Seyfi Baba, mahalle kahvesi, hasta, meyhane ve olduğu gibi sosyal problemlerimizden birini ele almıştır. Sanatçı, ele aldığı bu sosyal problemin çözümüne yer vermemiş, sadece dikkatleri bu probleme çekmeyi amaçlamıştır. Mehmet İkif Ersoy, yine diğer manzum hikayelerinde olduğu gibi konuşma dilinin doğal söyleyişlerinden yararlanmış ve aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı bir şekilde uygulamıştır. Metni anlama ve çözümleme 1. Okuduğunuz küfe şiirinde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap: Murtada, boyun eğmeye alışılmış. Selamet, esenlik, kurtuluş. İskandil, işin iç yüzünü öğrenme, bilgi toplama. BTB, bitkin. Mütecaviz, saldırgan. İkinci şiirin temasını belirleyiniz. Cevap, yoksulluk. Üçüncü okuduğunuz şiirin şekil özelliklerinin içerikle ilişkisini belirleyiniz. Cevap, şiirin şekil özellikleri, içeriğiyle uyumlu. Uzun anlatımlı dize yapısı, hikayenin derinliğini ve duygusal yoğunluğunu yansıtır. 1. 1. Sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 93 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.